yıkar mı, yıkamaz mı? Kafalarında bir kontrol yaptılar ama kontrolsüz bir yıkım oldu olmuş. Diyorsun. Sevgili Ebru, bakalım yani. Peki. Depremde yıkılmayan ev yıkıldı. Minare 50 metre, devrileceği alan daha kısaydı. Hesaplamak kolaydı ama yine olmadı. Evin üzerine böyle yıkıldı. Tedbirsiz yapıyorlar. Bak evin üstüne gelmiş. Bir tanesini düşürdüler. Eve de zarar verdi. Adıyaman'daki Malazgirt Camii'nin iki minaresi çifti afetti. Ağır hasar almıştı. Yıkım için görünürde bütün önlemler alınmıştı. Evin üstüne çöktü. Minareye darbe vuruldu. Aslında yıkım yönü uygun ama sokak minare için kısaydı. Hesaplar şaştı. Hayır. 50 metrelik minare depremi hasarsız atlatan evin üzerine yıkıldı. Yazık, günah değil mi? Yani bu mühendis nasıl bir mühendise böyle bir karar veriyor? Mahalle taşlarla, molozla kaplandı. Üzerine minare düşen evde neyse ki o an kimse yoktu. Bu şekilde olmasın yani. Vatandaşa zararı verecek, aynı verecek de niye vatandaş fadir olsun? Mahalleli kontrolden çıkan yıkıma isyan etti. Bu şekilde oldu tabii. Buradaki insanların hayatı, canı, malı tehlikeli. Caminin minaresinde çatlaklar var. Yaklaşık 38-39 gündür biz bir sonuç alamıyoruz. Diyarbakır'daki Yeşil Cami'nin minaresi de çifte afette ağır hasar almıştı. Üstelik de sağlam binaların tam ortasındaydı. Bina sakinleri de korkuyor. Esnaf olarak da zaten sıkıntıdaydık. Tam sıkıntıya düştük. Milletimiz korkudan gelemiyor. Haftalardır yüreği ağzında yıkıldı yıkılacak derken endişelenen mahalleli nihayet rahata erdi. Ağır hasarlı minare kontrollü şekilde yıkıldı. Yani bir kontrollü bir kontrolsüz yıkım görmüş olduk böylece. Evet. Allah aşkına yani şunu... 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğa söyle, abi ne yapıyorsunuz siz, bu minare yıkıldı ama bu eve hasar verir demez mi? Bu nasıl bilimden, matematikten uzak bir şey? Hadi göz ve nizam mı denir? Ne var? Hani göz var, nizam var. Nizam var. O bile yok yani. Bile nizam yok mı, nizam mı? Kimse o. Yani minarenin kontrolsüz yıkımında yarattığı endişenin yanı sıra sapasağlam bir binayı da hasarlı hale getirmesi cabası. İşte tamam ama matematik yok mu? Sen görmez misin bu minare 20 metre, burası 15 metre var. Bunu yıkıldığı zaman o üst taraftaki mutlaka evi mahvedici. Neyse ki deniyor bak, evde kimse yok. Neyse ki. Olsa yani depremden beter bir halde yine maalesef insanlarımız hayatını kaybedecekti. Ha neyse ki bir taraftan hadi yollar kapatılmış. Ya bu nasıl bir mahalleli de tabii ki bu kontrolden çıkan yıkıma isyanda. Ama farkında mısın ne çok minare yıkımı ve görüyoruz değil mi? Evet. Bu depremde özellikle evet. Çok aynen. Fazla hasar almış. Demek ki özellikle böylesi dini yapılarda bile biz hassasiyetimizi uygulamıyorsak evet. Vay halimize. Matematikten, bilimden uzaklaştıkça nereye gidecek iş? Ahlaki yozlaşmaya gidiyor yani. Diyorsun. Ondan sonra o yıkım, bu yıkım, matematikten uzaklaş, bilimden uzaklaş, evet. Doğru dürüst yapama, doğru dürüst yıkama. Allah hep verilmiş sadakamız varmış. Allah korumuş. Evet. Yani bir hayat şükür kaybı, bir can kaybı olabilirdi yani. Hepsini sıralayabiliriz Muratçığım. Oradaki ama... abilerimizin de söylediği bu yani. Yani evet. Ayıptır, günahtır bu kadar olmamalı. Ya şimdi öyle bir sarsıntıdan yani öyle bir sarsıntıdan bahsediyoruz ki yollar yarıldı, köyler ikiye ayrıldı. Karayolları yere çöktü, dibe çöktü. Evet. Yani büyük vahalarda gördüğümüz yerlerde çok ciddi anlamda ayrıklar, taban farklılıklarının oluştuğunu gördük. Yani öyle böyle bir şeyler yaşanmadı anladım, aslında. Tamam. Dolayısıyla... Haberde, bir saniye ama yani bu minarelerde en büyük sorunlardan biri şu. Madem 10 tane en az minare yıkım vermişizdir. Ya hemen bir saniye ya da yarım saat içinde yıkılmasın bu. Evet. Günlere yay kardeşim. 2 günde üstten al. Yavaş yavaş. Falan. Yani bu şekilde yık. Bilmiyorum yani biz mi yanlış anlıyoruz? Bu böyle midir bu? Ya biz uzaktan bakınca en azından hani bilmeyen fikrimizle yani çünkü bu işin uzmanı değiliz biz. Uzmanlığı hani olduğunu da görmüyoruz ki. Hı hı. Bu insanlar sonra kentsel dönüşüme imza atacaklar. Vay arkadaş. Buyurun.